Arzu Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Doğum gününüz bugün? Evet, bugün doğum günüm. Böyle pozitif bir gün geçirmeye çalışıyorum. Alırım bir pozitif enerjinizi. Kaç, 18 yaşına mı bastınız? 18'den günü almıyoruz, her doğum 17. Bu da öğretmeninden öğrendim. Oy falan hakkım olmasın yani. Böyle hiçbir şey, her şeyden muaf olayım istiyorum. Sağlık. Bugün de 17 yaşıma bastım bir kez daha. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bugün sizi böyle, konuyu biliyoruz ama biz böyle tam teşekkürlü görüyoruz yani. Böyle bir, elinizde bir şemsiye var. Şemsiye. Bir de çanta ön tarafta. Kendinize aldınız doğum günü hediyesi. Arkadaşlar çünkü küçük bir dalgınlık sonucu telefonumu takside düşürmüşüm. Ve çıkar çıkmaz aradım telefonumu ama cevap veren yok, açan yok, telefonu kapattılar. Meğerse taksicilerin böyle bir küçük şeyi varmış, numarası. Şimdi hepsini de tabii şey yapmayayım ama sizin altında bırakmayayım ama ben kötüsüne denk geldim. Arkadaş kamerası da yoktu telefonuma, üstüne oturdu yani, vermedik yeri aynen. Gerekli bütün işlemleri yaptırdık. Şikayetçi olduk ama yağmurlu bir günde binmiştim bugün gibi. Ama arabayı yağmurlu günde yıkamaya verdiğimi söyledi. Meğerse böyle bir tezgahları varmış bunların. Yıkamaya götürüyor gibi hani şey yapıyor. Hani oradaki OBS'ler ya da başka bir kameradan yakalanmamak için işte hani yıkayan da böyle yıkarken aşağı attırıyormuş telefonu. Hani kimse almadı, her türlü önlemi alıyorlar yani, izi de yok ediyorlar yani. Aynen, kimin aldığı belli olmayacak şekilde bir tezgah. Kim vurduya gitti telefonu? Aynen. Kim vurdu? Telefonu kim vurdu, cevap getirdi. Ne kadar zararınız oldu yani, hiç konuşulmaz da bu. Yani bu krizli günlerde gerçekten gerçekten çok ayıp olacak ama dolardan yani 20 Aralık'tan sonra biliyorsunuz dövizden dolayı biraz pahalıya patladı, bana bir ev parasına patladı yani. Giden 13 bindi, yeni aldım 30 bin toplam. Matematiğimiz. 43 bin lira. Evet. 43 bin lira çok fena. İşin trajik yanı böyle değil mi yani? Mesela bir yani hak edilmemiş bir şey, hırsızlık yapıyorlar, taksici ya da başka birisi. Evet. Sizin çalışıp kazandığınız şeyin üstüne yatıyorlar. Yani onun hayrını görebilecek misiniz yani? Yani gerçekten bizim insanımız hiç, yani ben defalarca aslında böyle şeyler geldi başıma. Hep çok tatlı insanlara denk geldim. Gerçekten her şeyimi her yerde unuturum, hiç kaybetmem. Hatta ünlüyümdür böyle. Hep iyi insanlara denk geldim ama gerçekten 20 yıl sonra bir İstanbul'daki 20. yılım. Bir kötü bir insana denk geldim. Şikayetçi oldunuz mu? Karakola tabii, çağırdınız mı? Tabii çağırdım. Böyle... Ne dedi mesela orada? Aa evet, sizsiniz, sizi hatırladım falan. Ama 1000 kişi biniyor taksiye. Ben yıkamaya verdim taksi gibi böyle kötü oyunculuklar. Diyen taksici değil mi? Bir inkar yani, evet. Peki evet. Sonra taksiciler diyorlar ki çok yükleniyorsunuz, biz taksiciler bilmem neyiz diyorlar falan filan böyle. Ben 20 yıldır taksi kullanıyorum gerçekten. İçlerinde çok tatlı insanlar var. Her meslekteki gibi. Ama çoğu gerçekten kötü. Yani çok suistimal ediyorlar. Her şeyi suistimal ediyorlar. Yani işte 50 lira verirsin, geri verir 5 lira verdin sen bana der. Bu da geldi başıma tabii. İşte almazlar zaten, oraları zaten antrenmanlıyız artık. Tamam okey falan diyor. Şikayet bile etmiyoruz artık ama çok kötü olanları var. Bugün de herhalde böyle taşıyorsunuz. Bugün telefon nerede bugün? Kimse bana dokunamaz. Dokunaya yakın sizin yüzünüzden telefonumu en dibe koydum, cebimdeydi. Bir de çantanın arkasında karıştırıyorlar şimdi, dışarıda evet. Da bir şey yok. O yüzden böyle evet, koydunuz. Evet, böyle ön tarafı astım, kimse beni hırsızlıkla falan yanaşmasın bence. Kendine dikkat etsin herkes bak. Ona göre her türlü tedbirimi aldım. Peki doğum gününüzü nasıl kutlayacaksınız bugün? Doğum günüm işte Ramazan'a denk geldiği için annem geldi şehir dışından. Aile içinde bir küçük yemek, pasta, limonata, kahkaha şeklinde. Ekmek tekmesi derken şimdi devamlı... Oradaki arkadaşlarımın hepsi aradı. Hala görüşüyoruz. Yeni işler de var bu arada ama işte kesinleşmeden. İnsanlar da beni çok özledi bu arada. Evet. Çok güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim buradan herkese topluca. Doğum günüm için de çok mesaj aldım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Birazcık helak oldum mesajlara cevap yazmaktan. Nice valla dönemediklerim oldu. Çok aynen, teşekkür ederim. Olsun. Ben çok çok teşekkür yani ederim. İstanbul'da beni böyle görürseniz böyle artık
gezmek lazım değil mi? Yani? Maalesef. Yani üzülecek. Ne yazık ki o haldeyiz şu anda. Ne yazık ki. İnşallah düzelir. Bu da geçer. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.